Selamlar, merhabalar. Güncellemenin yeni bölümünden hepinize merhabalar efendim. Can'la birlikte haftayı derledik, toparladık. Yoğun da bir hafta var. Artık E3'te olmadığı için biliyorsunuz firmalar E3'ün eskiden yer aldığı haftayı devraldılar ve kendileri ardı ardına pek çok etkinlikle oyunları duyuracaklar. Göreceğimiz, konuşacağımız çok haber var yani. Özetle hemen kısa kısalarla başlayalım mı Can? Başlayalım. Steam'in klip fonksiyonu geliyormuş efendim. Onunla ilgili bir çalışma yapıldığına dair bir paylaşım gördük. İlk başta ondan bahsedelim. Malum genelde klip için ya işte Nvidia gibi ya da işte farklı firmaların yaptığı tool'lar kullanılıyor. Ama Steam kendisi arka planda çalışan güzel bir klip yakalama tool'u üstünde çalışıyormuş. E, bu güzel bence. Yeni bir patent alma haberi de düştü bununla birlikte. O da bu bizim Discovery Q vardır. Bazen işte oyun keşfetmek için size sanırım 14-15 tane oyun sunuyor arda arda. Oradaki sistemi de biraz değiştirip siz Q'da yeni oyunlar keşfettikçe böyle bir hediye verecekleri size Steam üzerinden ekstra bir şeyler kazanacağız. Muhtemelen hep verdikleri bu işte emotlar, işte avatarlar gibi basic şeyler olur diye düşünüyorum. Böyle bir modifikasyona gidiyorlarmış. Hatta bununla da ilgili de söylenen hani hangi janrada, hangi türde oyun bakıyorsunuz. Ona özel işte hediyeler vereceğiz gibi böyle bir bununla ilgili bir patent. Hani patent alacak kadar özel ve farklı bir şey mi getirecekler bilmiyorum ama bir de böyle teknoloji üzerinde çalışıyorlarmış. Steam'den iki tane güzel fonksiyon haberi vardı. Onun dışında da abi filme <laughs> fark ettiysen listemizi, ya Bu hafta Film ve dizi içerisinde <laughs> böyle yağdı bu hafta onların haberleri. Just Cause'un filmi var gelen. Blue Beetle'ın yönetmeni yapmış yani ama çekiyormuş. Çok sen galiba, şey demiştin evet. evet. evet e, yönetmeni çekiyor ama <laughs> sen şey demiştin. Çok da başarılı değil. IMDb'sine biraz baktım evet abi. Adam metraj filmlerde çok başarılı değil ama nasılsa dizi ve short movie'lerde, yani kısa filmlerde Hı -hı. hep böyle IMDb'den yüksek notlar almış. 7 ve üstü almış. Aynen. Yani her şey olabilir çok büyük beklenti. <laughs> çıkmaz yapmayın, demeyin ha. ama Just Cause'un evet böyle bir ilmi geliyormuş. Onun dışında ha Tomb Raider'ın animesi Netflix'e geliyor. Aha. 10 Ekim itibariyle. O güzel bir haber oldu. Timeline'ına bakılacak olursak da bu Survivor trilogisinden sonra geçen dönemi konu alacakmış anime. trilogiden kastımız da Tomb Raider, işte Rise of the Tomb Raider ve işte Shadow of the Tomb Raider dediğimiz o üçlemenin sonrasındaki dönemi anlatacakmış. Dizi kadrosundan sen notlar almışsın. Fena evet durum oradaki yani şeyler, şey e, dizinin yapımcı grubu benim Netflix üzerinde ve farklı platformlarda çok sevdiğim dizileri de, dizilerde çalışmış. İşte Hı -hı. Carnival Row var. Dune'un şimdi yeni çıkacak dizisi de çalışan ekip. Aynı zamanda Netflix animelerinin böyle hani daha üst seviye olanları Castlevania, Blood of Zeus, işte Seismanos falan gibi animasyonlarda çalışan ekibin yaptığı bir animasyon. O yüzden ilgiyle bekleyebilirsiniz eğer Tomb Raider seviyorsanız ve Netflix animasyonlarına ilgiliyseniz. Aynen. Bir de bize haberim var. Manga haberim mi var? O da sende. Evet. Dark Souls biliyorsunuz bir mangası vardı Japonya'da. Fransız çevrilmişmiş. Hı hı. Daha doğrusu ondan haberim yoktu benim. Fransızcadan sonra da İngilizceye de çevriliyormuş. Dolayısıyla yakın bir zamanda Dark Souls'un mangasını eğer Japonca bilmiyorsanız tabi İngilizceden okuyabilirsiniz. İngilizceye çevrilmesi demek. Zaten diğer dillere de zamanla İngilizce. çevrilmesi belki ıı, manasına evet, geliyor. Türkçeye bile gelebilir. Tabi son ee... zamanlarda mangası yani bir sürü manga store açıldı. İnsanlar Aynen. manga okuma başladı. Çok fazla görüyorum etrafta. Büyük ihtimalle orada da bir pazar olarak büyüyoruz. Evet Türkiye'de sevilen bir seri ee, gelirse Hatta olur diyelim. Ve <laughs> devam edelim. Bu kadarla da, da bitmiyor. Yetmez çünkü <laughs> daha da filmimiz var. Yetmez daha da var aynen. Bir sevdiğimiz eserden daha Ghost of Tsushima'dan bir haber geldi. Zaten hani çekileceği yanlış hatırlamıyorsam 2021 civarında duyurulmuştu. Hatta John Wick'i çeken yönetmen yönetiyormuş. Bu arkadaştı ben bilmiyordum ama değişik yani John Wick serisinin yönetme başlayana kadar adamın kariyerinde sadece dublörlük ve hani diğer sinema sektöründeki bazı işler var. Yani ama ağırlıklı olarak dublör olarak çalışıyor. Sonra John Wick serisiyle bir anda yönetmen oluyor. Çok iyi dövüşmüş herhalde ki çok Bizi iyi yeterli. aktarıyor. Yani oradan gerçekten işin şeyini sırrını kapmış herhalde. Chad abimiz de bu filmin yönetmeni olacakmış. Burada çıkan yeni haberde esasında Shogandaki bizim abimizin. Hero Yuki sana da her Japon filminde Abi. olması gereken. <laughs> Kadrolu abimiz ya. Bu filmde de kadro. Kadrolu. Ya. Film mi çekilecek? Japon mu lazım? getirin diye böyle bir koymuşlar adamın kariyerini. Gerçekten bildiğimiz her filmin altındaki Japon karakter olarak çıkan 2-3 isimden bir tanesi. Evet. Eski da... Samuray'daki Kel Amca vardı. O oynardı. O Aha. bayrağı şimdi Hiroyuki Sanada'ya devret. Buradan da böyle bir haber geldi. Yetmez diyoruz. Like a Dragon'un Yakuza'nın da bir live action serisi Amazon Prime'a geliyormuş. Yine Ekim 25 tarihi itibariyle böyle 6 bölümlük bir mini seri olarak başlıyor. Yani bu Like a Dragon'un ilk yapılan işi değil. 2000 7 yılında olması lazım. Bir sinema filmi de var. Efendim dönem olarak da iki farklı dönemi anlatıyormuş. Oyunu hani takip edenler, oynamış olanlar bilecektir. 95 ve 2005 periyotlarına atlayarak göstereceği bir aksiyon serisi yapılacakmış. Amazon Prime'ın biliyorsun zar işleri. <laughs> ya çok seveceğiz ya hiç sevmeyeceğiz gibi olacak. Bugün bu arada kısaca şey yapayım. Ring of Power'da ilk bir haberde gördüm. Adar'ın o değişmiş falan diye. Aa. Meh deyip meh deyip kapattım. Hadi ya. Çünkü yani, yani insan yorumda aynı aşağıda hep çöp zaten vesaire falan gibi. Yazık oldu yani. Ya ikinci sezonun trailerı bir tık daha iyi durmakla birlikte hani böyle biraz daha bir karanlık böyle bir o hani Disney eli değmiş gibi duran o aşırı tutarsız ve sempatik karakterlerimizden ziyade böyle bir tık atmosferi hani daha hani kıvamı değişmişti en azından. işin rengi değişmişti. Ama göreceğiz ondan da artık ümitlerimizi kesmedik ama ne olacak bilmiyoruz. Nedir abi başka kaldı mı kısa kısa tarzında Evet bir bahsediyoruz. De... Zinga'nın Star Wars oyunu çıktı iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam. Star Wars fan olarak hemen yakalamışsın. <gülüyor> <gülüyor> Star Wars Hunters. E, efendim Aha. bu arada Overwatch ripoff oyunlar var biliyorsunuz. Biraz gündem oldu işte Concord var. Hani birkaç tane daha oyun var. <laughs> Concord bana şekilde... daha çok kendi, kendi, işlerini çalıyormuş gibi. Destiny'yi kopyalamış gibi geldi ama bir öldüm yani. Evet evet bir tık oraya da benziyor. Yani her şeye benzeyen bir sürü oyun var. Ona da başka bir yerlerde değineceğiz. Yine Overwatch tarzı takım halde dövüşebiliyoruz bildiğiniz, lakin platform olarak PC'de değil de Switch, iOS ve Android'de mm -hmm. oynayabileceğiniz Star Wars Hunters şu an var. Eğer mobil oyunu seviyorsanız, da Switch'iniz varsa, third person shooter, Overwatch tarzı oyunları seviyorsanız gidip şey yapabilirsiniz, download edebilirsiniz. Ee, sen yani Overwatch çakması deyince Marvel rivals'a da laf sokmadan geçmemiş olayım. Yani o harita... tam çakması. Yani haritaları dosyasını alıp neredeyse hani export edebilecek olsalar oyuna falan edeceklermiş Overwatch'tan. Yani yerdeki haritadaki tekstürlerden dizaynlara falan. Animasyonlar yani. falan da benim. Ben şey yalan yalan yok sıfır. Ben bu Overwatch bundan diye baktım başta. Yani <laughs> ne oluyor? Yanlış video mu Overwatch. çıktı? Ne oldu? Iron Man var. Bir dakika oğlum Overwatch bu. Bir harita bana be aa <gülüyor> falan <gülüyor> diye böyle. aptal oldum yani. Hani Overwatch mu başka bir oyun <laughs> Yani o kadar <laughs> tırt o bir oyun olacak ki zaten NetEase'in yayınladığı bir işin pay to win ve tırt olmama ihtimali yüzde bir gibi. O yüzden Net çıktığında hı. bahsetmemiştik bile. Yakalamışken lafı sokmadan geçmeyelim. <laughs> Efendim bu arada yine bir Ubisoft Of haberi var. E onlar da bu remaster dalgasının üzerinde surf yapmaya devam ediyorlar. Sands of the Time'a bir remake geliyormuş. Ubisoft Toronto stüdyosu duyurdu. Bir ümidimiz var mı yok mu bilmiyoruz. Bakacağız ama böyle bir haber var. Daha tatlısı sanırım bu baya böyle bir hayal gibi <laughs> bir proje esasında gerçekten güzel hayata geçirilebilirse. Fallout 2'nin bir remake'i geliyormuş. Fakat takin olalı Bethesda tarafından değil hatta ilk ekip tarafından evet. da değil sanırım. Karıştırmıyoruz e, tamamıyla fanlar üzerinden giden bir proje. Ama ekibin evet, yaklaşık içerisinde yaklaşık 2-3 senelik bir proje bu. Arada Hı -hı. atıyorlardı. Şimdi tam böyle hani biraz daha hızlandığına dair e, detaylar geldi. Çıktı. Project Arroyo diye eğer ilgilenenler varsa tam trailer videolarına bakabilirler. Çok Hı -hı. güzel videolar var. O eski haritaları nasıl modernize etmişler. Direkt 3D'ye çeviriyorlar değil, değil mi? Gibi. Aynen evet. Yüzün e, üzerinde de developer gönüllü olarak sanırım bu proje için bir araya gelmiş. E, hani neredeyse bir iki buçuk A <laughs> e, stüdyo kadar bir ekip de toplamışlar gönüllü olarak bakalım nasıl bir şey çıkacak diyelim artık bunu da esasında uzun konuşmayı planlıyorduk ama o kadar boş çıktı ki State of Play bunu da kısa evet. kısa haberlerin içerisinde konuşsak olabilir yıllarca uğraşıp yaptık dedikleri ne olduğu belirsiz aşırı derecede ruhsuz ve yine dislike yağmuruna boğulmuş Concord dışında zaten çok konuşulan bir şey olmadı aman aman bir şey de görmedik sen oradan sanırım Hı -hı. bir oyunu beğendin ama evet ben Ballad of Antara birazcık dikkatimi çekti hani böyle görsel olarak şey olarak gameplay olarak gördüğüm kadarıyla. Ama onun dışında dediğin gibi işte şunun VR'a getirdik. Bunu ben bundan baydım yani. Bu işte bunu Xbox'a getirdik. O yeni oyun haberi görmek yerine işte bunun remake'ini yaptık. Bunun platformunu değiştirdik. Tam Hollywood'a dönmedim mi ya. ya. Bu, bu dalga zaten son 10 yıldır Hollywood'un yaptığı sıkılma. şey. Alıp alıp ısıtıp tekrar yapmak. Onlar da sağ olsunlar büyüdükçe Hollywood'laştılar ve bu remake dalgası yani gerçekten 5 yıl önce çıkmış oyunun bile gör gördüğü için artık oyuncular ben sıkıldım. Özellikle de remake oyunların full pricetan satılmasına inanılmaz karşıyım ben. Çünkü evet. Yani aynı eforla yapmıyorsun ya sıfırdan yaptığım bir ürün yok. 6 ay bir sene üstünde çalışıp remake'i getirebiliyorlar. Yani okuyoruz bunları. Hem kısa sürelerde çıkartıp hem de full pricetan satmaları milletin de bunu okey alıp olmasına ben bayağı gülüyorum. Hadi o dönem yeah. eskileri kaçırdığı için oynayamadım ben. Şimdi de çekilmiyor o kadar eski oyun. Alayım diyen yeni nesil oyuncular yakalamak için alıyor olabilir. Ama özellikle insanların bir tık daha tepki koymasını beklerdim ben bu duruma. Ama yok yani 50 dolar deyip yapıştırıp geçiyorlar eski. Çok ve karışık. bayağı da şey yapıyorlar yani çok üstün kere bu işte hani konuşmayacak dedik ama şey var Silent Hill 2 var yani. yani... Gerçekten biz görsel açıdan rezalet olarak çıktı. Bu Silent Hill'in gerçeği bile daha böyle hani böyle bir <laughs> animasyon olarak şey olarak hani gerçeklik açısından bir tık daha tutarlı duruyor. Böyle anlamsız anlamsız. Hem mekanik açıdan hem şey açısından görsel açıdan bayağı kötü şey çıktı ve sonrasında şeyi gördün mü? Efendim şu kadar para verin işte üçgen şeyin maskesini verelim. Yok işte tavşan, bilmem nesi var. Bilmem kaç abici. İyice ya. seçirmişler. Yani bir de Şirin Baba gibi bir adamı koymuşlar ilkokul öğrencisi gibi. İşte anlatıyor da silent Hill'de bilmem ne falan. Japonca orada garip garip açılar çok komikti yani silent'in enouncement'ı. Ya koskoca Blizzard bile hatırlıyorsan Warcraft 3'ün Reforged'ını yaparken baya yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insana yüklemişler işi. Sonradan ortaya evet. çıkmıştı. Özellikle art tarafında falan böyle senior bir kişi mi varmış falan öyle şeyler falan çıkmıştı sonra. <laughs> yani bunları yapıp bir de full price çaktıklarında gerçekten deliriyorum ama oyuncuların art bir şeyler cüzdanlarıyla hep vermeyi öğrenmesi lazım. Keza evet. buradan bunu neden söylüyorum? Bak o kadar biz Ub Ubisoft videosunda biz de eleştirdik. Ubisoft'u biz eleştirsek de. Bu en son Shadow oyununda. Ne oldu biliyor musun? Japonya'da en çok pre-order alan ikinci oyun oldu o hafta. Hani Japonlar yani... çok tepki göstermiş. Aman tanrım bizim kültürümüzü nasıl böyle yansıtırsın demişler falan. Yani birçok ülkede PlayStation tarafında pre-order'da Final Fantasy olduğu için o hafta birinci olamadılar. Onun altını çizeyim. Hı hı. O olmasa birinci geliyordu. Yani oyunlar konusunda gerçekten tepki vermekte bayağı kötü yüz oyuncular olarak. Rotes evet, bu yani anlamda bu... sadece sosyal medyada konuştuğumuzda kalıyor. Yani bu nostalji ve koleksiyonellik içgüdüsünü insanların çok güzel abuse ediyor oyun firmaları. Gelelim videonun başında bahsettiğimiz bu yazın gelen özellikle de Summerfest'in Jeff abinin o sinek yağı sıkıcısı, reklam göstericisi e, kişinin başını bu yeni dalgada E3'ün boşluğunda gelecek olan bolca oyun duyurusu ve mevcut geliştirilmekte olan oyunlardan da herhalde yeni yeni trailerlar, yeni update'lere göreceğimiz bir hafta geliyor. 7'si itibariyle zaten Summerfest başlıyor ama bir yandan da işte IGN Live var, publisherların yaptığı eventler var, işte Devolver'ın mesela yaptığı eventler var. Biliyorsunuz Xbox'ın Showcase'i hani üzerinde konuşuluyor özellikle yeni Doom oyununun burada ortaya çıkacak olmasıyla birlikte 9'u itibariyle ile o var. PC gaming yine dokusunda bir şey var. Ubisoft Forward geliyor. Orada da muhtemelen Shadow'a dair daha fazla detay göreceğiz. Yine birazdan daha uzun uzun konuşacağımız ne oluyor bu durmak bilmeyen leakleme sevdası. Durmadan gelen leaklere bir yenisi de dün gece de yanlış hatırlamıyorsam eklendi. Summerfest daha başlamadan aşağı yukarı orada gösterilecek olan tüm oyunların listesi ortaya çıktı. Hemen şöyle kısaca saymak gerekirse yarın neler görecekmişiz. Monster Hunter Wilds geliyor biliyorsunuz o. King Kingdom Come Deliverance'ın ikinci oyunu ki çok şık duruyor diyeyim artık nasıl <laughs> doğru tabir bulamadım şu an. Onu göreceğiz. Arada saymayacak atlayarak gideceğim daha uzak da popüler olan title'lar da var. Ama Alan Wake 2'ye bir DLC'nin görülme ihtimalinden bahsedilmiş. 2K'den muhtemelen Borderlands 4 olduğunu düşündüğümüz bir oyunun duyurusu gelecek. Yani mafyada olabilir demişler ama bence Borderlands olacak. Çünkü sen hatırlıyorsan birkaç hafta önce zaten Borderlands'ın filminin geleceğini de konuşmuştuk. Hani hmm. bu tarz şey şeyler genellikle yakın zamanlarda birbirini promote etmek için çıkıyor. Herhalde bir Borderlands 4 haberi duyarız diye düşünüyorum 2K'den. Evet. Among Us'ın haberleri ufak ufak detayları düşüyordu. Oradan bir şeyler görebiliriz demişler. Palworld'dan ciddi bir büyük update herhalde göreceğiz. Gerisi de Honkai Star Rail vesaire gibi çöp çöp oyunlarla ilgili birkaç bir şey daha yazılmış. Ama bu leakerlar artık nasıl ele geçiriyorlarsa bu dışarıya bu haberleri... Anlatacağız biraz da. Aktarma <laughs> sevdası bu nasıl bir sevdaysa pek çok şeyden haberdar olduk. Yaklaşık 2 saat sürecekmiş. Daha az herhalde reklama boğacak bizi diye bekliyorum. Bu ee, arada bu Twitter'da sefer... Dragon Age Dread Wolf'la ilgili de bu hafta içinde bir haber çıkacağına hmm. dair konuşmalar var. Bir o da iki... burada belki. Twitter üzgünür. basınından arkadaş influencer bununla alakalı tweet attılar. Ki Dragon o oyununda, o oyununda izliyorsan... bak leaklenmişken onu da gameplayi geçen sene düşüp leaklenmişti. Evet. O zaman bu kadar dedik ki sızıntı 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 her şey daha ortaya çıkmadan önce kapağı açılıp gazı kaçmaya başlıyor. Bununla ilgili bir Google çalışanının Nintendo'nun leaklediği videosu ile ilgili yine bir skandal daha patladı. Biraz aktarsana <laughs> olayı. Evet. Muhabbet şu arkadaşlar. Yani bu leaklerin bu kadar leakin nereden çıktığı tespit edildi gibi bir şey oldu. Yaklaşık Hı -hı. bir 6-7 senedir. Tabi hepsini itham etmiyoruz ama söylenene göre binlerce leak buradan. Bunun kaynağı da YouTube arkadaşlar. Olay şöyle patlıyor. Biliyorsunuz bir GT6 leaki oldu. Evet. Bununla beraber işte bir Nintendo leaki oldu. Bununla ilgili... State of e, Play Google. yine aynı şekilde orada da çıkacak <laughs> olanlar leaklenmişti. Bu leak kültürünün de kaynağı bulundu anladığım kadarıyla. Çünkü binlerce on binlerce leak olduğu söyleniyor YouTube'dan. Bunun Nintendo case'inde Google'la independent contractor olan bir, çalışan bir <laughs> e, beyefendi ya da hanımefendi platformun YouTube'un be kendinde çalışırken bazı bilgiler görüyor tabii. Private ya da <laughs> unlisted videolardan onların description'larından ve bu bilgileri leakliyor. Bu anlaşılıyor. Bu son dönemde olan şey. Yalnız olayı ortaya çıkaran en büyük ya yani böyle dava en büyük Hı -hı. case de KSI isimli bir YouTuber'ın Make Me Laugh diye bir serisi var arkadaşlar. Bu seride arkadaş işte bir event yapıyor ve kendini güldürene belli meblalarda kodlar veriyor. Hediye kodlar Hı -hı. veriyor. Bu YouTuber arkadaş videoyu upload ediyor ama açmıyor ve fark ediliyor ki daha YouTube videosu açılmadan bütün kodlar redeem edilmiş. Hı -hı. Yani Burası. hani evet <laughs> tabii ki yani YouTube ve Google tarafı da bunu araştırıyor ne oluyor diye. Hı -hı. Bu süreçte işte demin de söylediğim gibi işte binlerce, on binlerce leak olduğu, hani bazı leaklerin hmm. kaynağının burası olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında bir sürü çalışan ihtar alıyor. Bazı çalışanlar işten çıkartılıyor. Hmm. Ee, anladığımız kadarıyla YouTube'da burada inanılmaz bir privacy policy sıkıntısı var. Hmm. Bunun dışında yine Insider'la yapılan bir röportajda bu haberler çıktıktan sonra ismini vermek istemeyen bir YouTube çalışanı Insider muhabirine ulaşıyor ve diyor ki, arkadaş diyor burası Wow diyor yani YouTube kanallarına girip daha publish edilmemiş şeyleri izliyorlar hani. Aha. Hobi var burada hani hiç publish edilmemiş, gizlenmiş videoları açıp bakıyorlar. Miller takılıyor falan kafasında. Ya hoş değil. Yani bayağı evet. sıkıntılı. Sen ne diyeceksin? Bu sanırım 2013'ten 2018'e kadar olan bir periyotta da ilgili bir incelemeydi bu yapılan ve hani. Daha da devamı. Evet. Zaten şeyi de görüyorsun ya admin.youtube.com direkt panelden çekmişler evet. e, ve bu State of Play'de de sanırım God of War'un PC'ye gelmesiyle ilgili olan leak'e böyle 3 haneli bir rakam ödendiği söyleniyor. Yani şimdi leak etmek için alınan para da komik ama belki 300 dolar, 200 dolar hani kariyerini riske ettiğine değecek bir para bile değil. Komik muhtemelen bu YouTube'dan leakleyen arkadaşların da öyle ağım şağım paralar aldığını düşünmüyorum. Tüm bu olaylarda esasında yapanların da atla deve bir para almaması da komik. Yani kariyerlerini... Bence sürümden kazanıyorlar. Çünkü... <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Muhtemelen çünkü hani dediği gibi şey oradaki haberi göre binlerce on binlerce yani böyle hani 3 haftada bir 2 haftada Hı -hı. bir aa buldum bir tane de şunu dediğim 200-300 dolardan ayda 1000 dolar 1500 dolar cebine atıyor olabilir ya da daha fazla atıyor olabilir. Dediğin evet. gibi sürümden şey böyle bundle falan yapmış düşünsene bu ayın evet. şey bundle. Nintendo leak'i like al 500 doları Nintendo leak'i like alana Ubisoft leak'i like hediye falan gibi olabilir. Gülüyoruz da bu aralar hep güldüğümüz şeylerin gerçek olduğunu fark sonraki hüzünlümüz e değil, avrası var havada. Evet de yani God of PC'ye çıkacağı hani zaten o hani çıkmaması için bir sebep yok oyunun gelmemesi için. Bunu bir gün ya da iki gün önce hani doyurmak için o 300 doların parasını nasıl çıkarıyorlar bilmiyorum. Hani dene hiç çekip oradan trafikle 300 doları çıkartabilecek kadar bir şey yapabiliyor mu mesela bu ilk linki paylaşan? Hani nasıl gerçekten bu para worth oluyor onu da bilmiyorum. Yoksa sapıklar gerçekten parası var cebinde ve kendi tatmini için falan. Abi efor yok ki ortada. Bilmiyorum. Adamın paralel full aksesi var. Adam iki tıkla şey Bilgi yani. alıyor yani. Bu parayı veren ne yapıyor? Bu bilgiyi ne yapacaksın abi? Yarın duyuruluyor evet, zaten. Evet, evet, <laughs> Anladın evet. mı? Ne yapacağım? bu kadar önemli. E şey etkileşim abi bir gün önceden atınca hayvan gibi etkileşim. E i̇nşallah olur. çıkıyordur parası ne diyeyim? Bana şey çok yatırım tavsiyesi gibi <laughs> geldi. 300 dolar be ne olacak? <laughs> e tabii bize göre şey biraz daha elle tutulur para da 300 dolar dediğim gibi iki gün McDonald's çalışsam abi Biz de e, aylardır şey yapıyoruz. Ama. Yani aylardır yıllardır gidip üretici firmaların pazarlamacılarını suçluyoruz. İşte bilerek hmm. lirayla ekliyorsunuz da bilmem ne de falan diye. Baya bambaşka bir şey çıktı yani. Bu daha önceden yapılınca tabii daha da tatsızlaşıyor iş. Özellikle oyun stüdyolarına yapıldığı zaman ben üzülüyorum açıkçası. Tabii. Orada ciddi bir efor, orada yüzlerce kişi çalışıyor. Belki sektörde hani daha yenilikçi bir, bir şey getirmeye çalışıyorlar. Bir sürpriz efekti var işin. Teknik açıdan görülmemesini isteyecekleri dosyaları var falan. Bunların liklenme olayları iyice tat kaçırıyor. Yani şu an hadi feste gelecek oyunu ha bugün öğrenmişim, ha yarın öğrenmişim. Onunla ilgili çok o kadar umursamıyorum ama oyun stüdyo videolarına yapıldığı zaman gerçekten tatsız oluyor ve ee, e, insanlar evet. itam altında şey itam ediliyor yani hani <laughs> sen mi leak dedin? deden işte dosyamı ne yaptın bilmem ne vesaire vesaire. Evet. Ya o zaman bir de şey oluyor ya <laughs> leak oldu işte güvenlik açığı var hadi gelin hepiniz ofisten çalışın. Adamın hani orada düzenini de etkileyecek şeyler falan ortaya çıkmaya evet. başlıyor. Dediğin gibi muhtemelen GT6 leak'i de hiç o evden çalışanlar ya da sızıntıyla değil direkt YouTube'dan birisi patlatıp evet. gönderdi onu. E, başka dosyaların çıkmıyor olup da sadece çünkü Videonun çıkıyor olması muhtemelen vallahi bu işi çözmek bu devirde çok zor, zor. diyelim ve sanırım konuşabileceğimiz bir de e-spor tarafından ama esasında gaming sektörünü etkileyen tamamına da yönelik de diyebileceğimiz bir Riot'un tartışmalı Faker skin'i mevzusu var. Bu da ne derseniz Faker'ın artık hani ismini belki LOL oynamıyor olsanız bile duymuşsunuzdur. Bu alanda efsane olmuş kendi alanının ne, neydi Michael Jordan'ı diyebileceğimiz. Hmm bir isim ve bununla ilgili de kendisine özel bir bundle çıkartıldı. İçiniz bir skin bundle'ı. Bu, bununla ilgili tartışmaların sebebi de esasında bu skin bundle'ının... yaklaşık sanırım 400-450 dolar civarında tutuyor olması. Tabii ki kendi içerisinde daha ufak olarak ayrı ayrı skinleri de alabildiğiniz şey var ama full paketin yani bir oyunda zamanda mikro transaction ya da işte küçük kozmetikler falan olarak adlandırdığımız bundle'ların giderek makro hatta mega ...transaction'a dönmesi bir skin'in herhalde yaklaşık bu devirde kaç oluyor? 8 AAA oyun parasına falan geliyor olması. Üstüne üstlük e-spordaki sektör duayenlerimiz aman almazsanız almayın işte parası olan alıyor diye sığ bir açıdan baktığı bu işin esas problematik tarafı burada takımlar ve Faker'ın kendisine ayrılan bütçenin bu satılan bandlı sadece %30 civarında olması. burada daha bu, bu işin vergisini falan filan da düştüğünüz vakit Faker'ın eline esasında muhtemelen komik bir para kalacak. Hani komik bir para diyoruz ama tabii ki Toplu on binlerce satılabilir bu Bundle ve yine Hı -hı. belki örnek veriyorum 1 milyon dolar da alabilir Faker bu işten ama evet. yani günün sonunda yüzdesel olarak Baktığınız zaman Riot'un aldığı pay nerede Faker'ın aldığı pay nerede Tamamıyla o şahsa yönelik çıkardığım Bir bundle hani Twitch'e Yayıncılara %70'ini kesiyor Diye eleştiriyorsak burada Riot'u da Eleştirmeliyiz. Bilmiyorum çünkü e, Oradaki matematiği çok bilmiyoruz yani Şimdi sen söyledin 400 Hı -hı. dolarlık bir bundle'dan %30'da 120 dolar civarında Bir şey satış başına bir şey düşer. yani vergiyle mergile yuvarla 100 dolara e, bu bin tane satılsa güzel para yapıyor Hı -hı. 100 bin dolar para yapıyor ya bin taneden de fazla satılacaktır çünkü global bir event bu event dediğimiz şeyde şu arkadaş hall of legends diye Hı -hı. bir eventi var yeni başladı riot games e, kariyeri çok büyük olan oyuncuları onore etmek için onlar için bir böyle hani NBA'de de forma asılıyor ya aynı muhabbet hall of legends muhabbeti Hı -hı. bunu riot da yapıyor ve burada bu oyuncuya ait e, çeşitli şeyler çıkartıyor e, skin paketleri çıkartıyor çok fazla skin paketi var. Aslında 20 dolarlık, 40 dolarlık 200 dolarlık, 400 dolarlık falan diye farklı farklı skin paketleri var. Şöyle düşünmek lazım. Riot'ın satış kapasitesi global anlamda hani 20 dolarlıktan da zaten %30 pay aldığı için ve 20 dolarlık zaten mass satılacağı için Hı -hı. E, Faker eline çok güzel para geçecek. Yani %30'u %35 yaptığı zaman milyon tık yapan bir para geçeceği için Hı -hı. bence çok takılmamıştır o işe diye düşünüyorum. Yani takılmamış ki anlaşmış ama ben yine de biraz Hı -hı. greedy buluyorum. Çünkü bir de yani LoL'e yatırdığın skin günün sonunda bir trade value'su falan da yok. Yani Dota'da... İşte ee... demin söyledim ya insanların koleksiyon içgüdüleri evet, var ve evet. bunu kullanıyor firmalar. Burada yapacak bir şey yok. Bende de öyle, öyle bir duvar. Onu iliklemeye çalışıyorum. Bir şeyleri toplamak, bir emek, uzun süre bu bir şeye emek vermek falan filan. Bir de maddi de bir yatırımın var üstüne falan. Hı -hı. E, i̇nsanlar da ilgi gösteriyor. Ne, bir, ne büyük bir gardrobu var artık. Ne deniyorsa skin şeyini. konteynerle. Ne kadar çok skin var. işte benim şu var sende bu yok işte çok rare olanlar var vesaire. Bana burada bir... bence oyunun lafını bana kesin. Burada Hı -hı. bence oyunun mekaniğine etki etmediği sürece istediğini ya isterse 1000 dolarlık skin koysun abi alan alıyorsa yapacak bir şey yok. Valla zaman zaman o skinlerle ilgili de fair olmayan şeyler olduğu için skinlerin turnuvalarda kapatıldığı evet. falan da oluyor tabi. Bazı rivayetler ee, var tabi. Evet. evet. Onlarla ilgili ne diyeyim ki ama alanı alsın be kardeşim. <laughs> <laughs> ee, radar tarafına geçmeden önce buraya kadar geldiyseniz videoda bir abone olmuşsunuzdur abone olmadan da haftalardır izlemiyorsunuzdur diye düşünüyoruz bir beğeni like comment bir şeyler serpiştirseniz. Seviniriz efendim. Radar'da senin iki oyunun var sanırım. Evet, benim e, radar'da iki oyunum var. Hatta üç oyunum var. Oo. E, şimdi ilk oyunum Aska efendim. Aska bu, bu aralar bir indie oyunları birazcık araştırdık. E, ...Eren'le. orada karşıma çıkan bir oyun. Hı -hı. Şu an Aska benim erkek... wish listimde var sanırım. Evet, güzel. Olabilir. Hı -hı. Ondan sonra böyle Viking teması seviyorsanız, böyle bir hafif <laughs> online coop survival seviyorsanız yes. wish listinize atmanızı tavsiye ederim. Görsel olarak gayet hoş gözüküyor. O oyun hı hı. şu an Early Access'te. Asuka'ya bir bakınız. Bu ayın 20'sinde çıkması planlanıyor. Tabii ki herhangi bir aksilik olmazsa. Diğer oyunumuz ise normalde ben bu tip oyunlara çok fazla oynamadığım için çok fazla tavsiye etmem. Çok hakim değilim ama The Spirit of the Samurai o da 2024'ün 3. çeyreğinde çıkacağı yani bu yaz sonuna doğru çıkacağı hı hı. tahmin edilen bir indie şey oyunu. Adventure oyunu. Ben çok adventure oyunu oynamam. Yalnız bana oyun Mortal Kombat'ı hatırlattı. O tarz bir animasyonla yapmışlar. Yani yani gerçekçilikle birazcık Hı -hı. E, animasyonun e, karışmış olduğu bir anat bakış açısı kullanmışlar. Çok hoşuma gitti. E, görsel olarak çok hoşuma gitti. Biraz da hafif de zaten hem Japon konsepti hem evet. Dark Fantasy birleştirdikleri için publisher'da da zaten. Dolayısıyla hani fena bir oyun çıkmayacak gibi duruyor. Son oyunumuzda efendim Let Bygans Be Bygans. Let Bygans Be Bygans'tan ufak bir kelime oyunu yapılan başka bir in oyun. Bu oyunda şu an 11.5 dolar civarında Steam'de. Satışta Adventure biraz Pixel Art'ta. Bugün ben ne yapıyorum? Pixel Art Adventure oyunları falan <laughs> tavsiye ediyorum. <laughs> Sen çok değiştin. <laughs> <can>. Seni tanıyamıyorum <laughs> <Evet>. şu an. <laughs> evet. Pixel Art RPG kafasında böyle hani bir hikayeyi ilerlettiğiniz güzel bir oyun. 30 Nisan'da çıkmış. Steam'de bir göz atabilirsiniz. En azından wish listinizi atıp ileride bir indirim olursa diye beklemeye başlayabilirsiniz deyip topu sana atıyorum. Okey. Valla ben de bu hafta bir farklılık var. Daha doğrusu farklılıktan ziyade önemli bir nokta var. Bir Türk oyunundan bahsedeceğim. Tesadüf eseri de yani tesadüf eseri değil. Daha önce çalıştığım firmada olduğum dönemde de oyunun artık pire 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 yani pire alfa ötesi bir döneminde oyunu biraz test edip oynamış olduğum Gorilla Softworks ekibinden çıkan The Ancients oyunu. Kendisi bir turn-based survival strateji oyunu. Böyle prehistorik çağlarda geçen böyle avcı toplayıcı olduğun bir tribe kabileyi yönettiğin bir oyun. ve hani o kabilenin teknolojilerinin sosyal anlamdaki ilişkilerini işte bütün kabile yönetimindeki alınan on daha politik kararların güç savaşlarının da etkili olduğu benim oyunu denediğim döneme nazaran baya bir yol almış gözüküyorlar. Çünkü o dönemdeki UI'ları falan filan hatırlıyorum. Artık birbirinin birbirinin kafasını taşla ezen hani siyaset bu ama hani o dönemdeki. O <laughs> da <laughs> şey geldi aklıma. Bu, şu, bu goril karın muhabbeti var ya. Karı atıyor falan <laughs> gibi politik karar böyle alıyor. karısına kafasına. Odunla vuruyor falan. Y yürümeyi ve konuşmayı <laughs> çözdükten biraz sonra geldikleri <laughs> aldıkları ilk politik kararlara eşlik edebileceğiniz. <laughs> Ay Allah'ım uzun adam çorba istemek bu akşam çorba <laughs> Aynen. yapmak falan gibi çorbayı, çorbayı keşfetmedik daha dur. <laughs> Saçma sapan. <gülüyor> <gülüyor> bir demosu da bulundur hatırlatayım. Eğer tabii ki hoşunuza giderse satın alıp destek olabilirsiniz. En azından bir wish liste atıp yine yapımcı olan bu Türk firmaya destek olabilirsiniz. Normal çıkış fiyatı 10 dolar ama şu an %10'luk bir klasik early access discount'u da var. Single player bir oyun olacak. Ondan da bahsetmiş olayım ve bu oyunda 5 Haziran itibariyle early access'e açıldı diyelim. Valla ben de bu hafta tek oyun var. Ben de çok fazla wishlist var. Acaba diyorum 2024'ün ikinci yarısı için wishlistimizdeki oyunlardan da bir kısa bir video patlatsak mı ne dersin? Bence güzel olur. Biraz böyle wishlisti biraz genişletip hem çıkmış da oynadığımız hem Hı -hı. de ya da daha doğrusu beğendiğimiz ya da çıkacağı, çıkmasını beklediğimiz ama insanlar bende şey törteci boğulur yani biraz. <laughs> de çalışmam lazım. Benim listem bayağı geniş ve orada çok evet. iyi böyle underdoglar yakaladığımı düşünüyorum bu sene. Böyle hani çok sağda solda görmediğiniz ve büyük ihtimalde beğeneceğini umduğum en azından böyle bir 15-20 oyunluk bir liste hazır. Yani çok fazla oyun var ama oradan böyle güzel bir 10-15'er tane size hazırlayıp pişirip getirebiliriz belki önümüzdeki hafta. Diyelim ve bizi izlediğiniz için teşekkür edelim efendim. Haftaya yine görüşeceğiz. Politik yani. kararlarla kalın. <laughs> Kendinize iyi bakın.